Usbe bölgesindeyiz. Medine'nin girişi. Kuba hemen yaklaşık 1 kilometre filan ilerimizde. Mekke bu tarafta. Resulullah Aleyhisselam Mekke'den gelirken Medinelilerle, Medine'den birkaç kişiyle buluşup oturduğu, konuştuğu ve başka zaman da buradaki su kuyusundan dolayı ziyaret ettiği yer. Burası Mescid-i Nur. Bu gördüğünüz mescit orijinal eski yapı, Medine'de kalan ender eski yapılardan birisi. Burası Mescid-i Nur dedik kıymetli kardeşlerim. Buranın önemi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman burada ashabıyla, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le, Abbad bin Bişir radıyallahu anh ve Hazreti Üseyd ibn-i Hudayr'la burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve başka sahabiler de var. Burada toplanırlardı, gece boyu sohbetler edilirdi. Hatta Abbad bin Bişir Hazretleri diyor ki, benim içimde Allah'ın kitabı Kur'an'ı öğrenmeyi ve onu okumayı, yani onu güzelce okuyup insanlara anlatmayı çok severim. Bir de Peygamberimizden söz dinlemeyi, Resulullah'ın sohbetini dinlemeyi ve Resulullah'ın sohbetinden öğrendiklerimi başkasına anlatmayı çok severim demişti. İşte o Üseyd ibn Hudayr radıyallahu anh ve Abbad bin Bişir. İkisi de Medineli radıyallahu anhuma. Yine bir gece arkadaşlarıyla burada Resulullah'la buluştular ve Peygamberimizin geç saatlere kadar sohbetlerini dinlediler. O gün hava bulutlu, böyle karanlık bir gece, çok karanlık. Buradan Medine, nereden baksanız 5-6 kilometre kardeşlerim, evlerine gidecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki kurumuş hurma dallarından, görüyorsunuz şu dallar koca koca sopa gibidir, kurumuş hurma dallarından 2 tane verdi bunlara. Ve onlar diyorlar ki, o sahabi efendilerimiz, biz Resulullah'tan aldık, buradan o hurma dallarını sopa gibi yaptık ve yola düştüğümüzde elimizdeki hurma dalları 10 metre önümüzü, 10 metre arkamızı aydınlatacak şekilde bir nur meydana geldi. Medine'ye yaklaştık, Medine'nin sokaklarına girdik, artık ayrılacağız. Abbad bin Bişir ve Hazreti Üseyd ibn Hudayr ayrıldığımızda diyor, iki dal ayrı ayrı nur olmaya başladı. Ve iki ayrı ışık, iki nurla evlerimize gittik. Buradan iki dalın nura dönüştüğü Hazreti Muhammed'in mucizesi aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ebu Bekir de bir gece geldi buraya. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da Peygamberimizin en yakın dostu biliyorsunuz. Evi de Hazreti Ebu Bekir'in Sünuh mevkiinde. Yani Medine'nin kenar mahalleleri yine bu tarafa doğru. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz buraya geldi. Resulullah'la geç saatlere kadar sohbet etti. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'e de bir dal parçası verdi. Tıpkı Üseyd ibn Hudayr gibi. Hazreti Ebu Bekir de buradan çıktığında elindeki o hurma dalının ışık gibi bir nur saçtığını gördü. Ve bu gece karanlığında öyle ya takılır düşer insan. Yani buralarda yol yok, belli yok, öyle dağlık, taşlık. Allah Resulü'nün verdiği o eline hurma dalıyla Hazreti Ebu Bekir de evine önünü aydınlatan bir nurla yürümüştü. Hazreti Peygamber Medine'ye, belki de bizim Medine'yi Münevvere dememiz, nurlu şehir, münevver, nurlandıran, nur dolu şehir. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin de o önünü nurlandıran yollar bu yollar. O günden itibaren kardeşlerim, işte buraya Mescid-i Nur dendi. Mescid-i Nur önemini Resulullah'ın hicret esnasında ilk durak yerlerinden birisi. Takdir edersiniz ki deve sırtında geliyorlar. Güneş yakıcı sıcak. Daha 1 kilometre var. 3-5 kilometrede bir dinlenmezseniz, 5-10 kilometrede bir soluk alıp istirahat edip, sadece yemek yemek için değil, namaz ihtiyacı için değil, İnsan hakikaten o sıcakta, o biz şu andaki bu kadar rahat ortamda bile çoğu zaman terliyoruz, bunalıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da burada kendilerini arayan, soran Müslümanlarla buluşmuş burada. Burası Peygamberimizin
bulunduğu yer. Yani kesinlikle Resulullah'ın burada durduğu yer burası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebiler Nebisi burada bulundu. Bizim için önemi orada. Yani bizi etkileyen, bize tesiri altında bırakan, bizi hislendiren, bizi düşündüren tarafı burası. Efendimiz burada İslam'ın, Kur'an'ın ayetlerini okudu, insanlara nasihat etti. Mescid-i Nur, müminlerin kalbini nurla dolduğu bir yer. Eline aldığı kuru dal parçasının yürürken ışık olup, nur olup önlerini aydınlattığı bir yer. Bu mucizenin yaşandığı bir yer. Resulullah'ın ömründe, Peygamberimizin asr-ı saadetinde onun adımlarını, izlerini takip ediyoruz. Sebebi ne olabilir? Bizim de o nura ihtiyacımız var da onun için. Hem burada kılacağımız iki rekat namaz, hem burada yapacağımız dualar, hem buradaki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabına bahsettiği sohbetleriyle bahsettiği bu mekanın o havasını solumak. Bir de orijinal yapının hemen hemen o tarihlerden beri korunmuş, ecdadımızdan Allah razı olsun, Osmanlı'da yüzyıllarca tıpkı bugünkü Suudlu kardeşlerimizin hizmet ettiği gibi Osmanlı'da bu topraklara çok büyük hürmet etmiş, hizmet etmiş. Ben bu arada Suudi Arabistan devletine, yönetimine buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok büyük hizmetleri var. Harem bölgesinde, Mekke'de, Medine'de. Allah razı olsun. İnşallah Peygamberimizin hatıralarının olduğu bu yerlerde bir gün ihya edilir. Ben o temennilerimi de iletiyorum. Ama tüm hizmetleri için, hacılara, umrecilere yaptıkları tüm iyilikler, gayretler ve tüm çalışmaları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi de, Suudi Arabistan devletini de, bütün Müslüman ülkeleri de Rabbim korusun. Kötülere, düşmanlara, hainlere, zalimlere, kafirlere fırsat vermesin. Allah sizlerin de yollarını düşürsün. Cenab-ı Hak buralarda hepimizi buluştursun. Ve buralardaki sohbetlerin, buralardaki nasihatlerin bize ulaşan o Kur'an ayetlerini hayatımızda yaşamayı Allah nasip etsin. Allah bizim de yollarımızı nurlandırsın, karanlıklarımızı aydınlatsın. Hayatımızdaki sıkıntılarımızı, dertlerimizi Rabbim şurada Peygamberimizin mucizesinin yaşandığı bu topraklarda Allah sizin de ömrünüze Hazreti Peygamber'in o nurunu yaşatsın, ulaştırsın. Rabbim Azze ve Celle günahlarımızı affetsin, ölmüşlerimize rahmet eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.